Bolca adı ile özdeşleşen Gülerada reçelleri doğallığı ve değişik lezzetleriyle göz dolduruyor. İstanbul'dan pek çok tatilcinin gözdesi olan reçeller Bolca adada yoğun ilgi görüyor. Neden bu kadar talep gördüğünü mikrofonlarımıza anlatan Ahmet Güler, ekiminden yetiştirilmesine hatta toplanmasına kadar bütün ürünlerimde kendi emeğim var. Ellerimle toplayıp kendi imkanlarımla ilaçsız reçellerimi yapıyorum. Müşterilerim genelde İstanbul civarından tatilci kesim. Reçellerimin doğal oluşu bu ilgiyi arttırdı, dedi. Üzümlerimi değerlendirmek amacıyla geldi. Şöyle normalde üzüm bu zamanda özellikle işte şarap olaraktan kullanıyoruz. Benim sofralık olaraktan kullanılıyor. Bir anlamda da yani kışında yenmesi arzusunda reçel yapmaya karar verdik. Böyle aklınıza geldi. Peki bu olur mu dediniz? Öyle mi başladınız yoksa deneye yanıla hani olmadı bir de bunu deneyeyim mi diye başladınız bu işe? Deneye yanıla diyelim. Aynen o şekilde. Bolca Adada da bayağı ün yapmışsınız. Genelde ulusal televizyonlardan da sizin reçellerinizi çekmeye, nasıl yaptığınızı öğrenmeye gelenler oluyormuş. Kulağımıza gelen bilgilere göre. Şimdi ben devam edeceğim tanıtmaya. Şöyle gelecek olursam burada incir reçelini görüyorum. Bir de burada karpuz reçeli var. Karpuz kabuğu reçeli. Karpuz kabuğundan yapıyoruz. Çünkü iç tarafı eriyor. Kabuğu da sert olduğu için onu kireç kaymağına yatırıyoruz. Ve kireç kaymağında belli bir zaman beklettikten sonra o kendini biraz daha salıyor. Arkasından haşlayıp ve şerbetini hazırlayıp reçelini yapıyoruz. Peki mesela püf noktalarına gelecek olursak bir de ceviz reçeli gördüm. Onu da gösterelim hemen izleyenlerimize isterseniz. Şurada. Evet, ceviz reçelimiz var. Şimdi bu sert haliyle mi yoksa yeşil haliyle mi yapılmış bir reçel? Yeşilken soyuluyor. Ve 40 gün suda bekletiyoruz bunu. Acısını ve rengini atması için. Daha sonra da haşlayıp şerbetini hazırlayıp. İkrama sunuyoruz. Evet. Şimdi gerçekten de 40 gün suda bekletiyorsunuz. Ondan sonra işte reçel haline getiriyorsunuz. Çok meşakkatli bir işlem. Emek isteyen, gerçekten de emek isteyen bir işlem. Bu anlamda ilgi nasıl ceviz reçeline? İlgi güzel. Ceviz, karadut, domates, gelincik çiçeği, havuç, patlıcan, nar gibi ürünlerin reçelini yapan Ahmet Güler, sırada nane ve iğde çiçeğinden oluşan reçeller olduğunu da mikrofonlarımızda belirtti. Herkesin hani değişik çeşitler yemek damak tadı var. Yani onu da dedim bir sofraya katalım. Artı bunun yanı sıra da daha birkaç çeşitim daha var. Onları yapmayı düşünüyorum. Mesela kekikten, işte naneden, önümüzdeki zamanlarda onlar da çıkacak. Nane reçelinin incelikleri nelerdir mesela? Nane, o da faydalı bir yiyecek. Onun yapımı, nane tabii ki yapraklarını belli bir suda bekletiyorum. Sonra başladıktan sonra onun nanenin kokusu ve acılığı var. Acılığını attıktan sonra şerbetini hazırlayıp ve naneleri içine atarak reçelini yapıyorum.